Herkese merhaba Tolga Özbek ben. Bugün güne ilginç bir gelişmeyle uyandık. Milli Savunma Bakanlığı'nın attığı adımla Amerika Birleşik Devletleri'nden 40 adet Blok 70 F-16 ki bu F-16'nın en yeni modeli almak ve aynı zamanda halen kullanımda olan 80 adet Blok 50 artı F-16'nın da modernize edilerek Blok 70 Viper seviyesine çıkartılması için bir mektup gitti Amerika Birleşik Devletleri'ne. Şimdi Amerika'da bu yasal süreç işleyecek. Eğer onaylanırsa FMS olarak adlandırılan dış yabancı askeri satışlar üzerinden bu anlaşmanın gerçekleşmesi planlanıyor. Bugünkü videomuzda önce blok 70'in özelliklerine birlikte bakacağız. İkinci tarafında videonun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hatırlayacaksınız bir Amerika Birleşik Devletleri ziyareti olmuştu. Burada F-16 ile ilgili de bazı sözleri vardı Cumhurbaşkanı'nın buna bakacağız ve bu uçak Türkiye'nin ara uçak ihtiyacını karşılayabilir mi? Bu soruların cevaplarını birlikte arayacağız. <laughs> Türkiye, 2019 yılında Rusya'dan alınan S-400 hava savunma füzelerinin teslimatının başlamasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri tarafından F-35 programından çıkartılmıştı. Türkiye Türk Hava Kuvvetleri, özellikle savaş uçağı konusunda F-35'e önemli bir yatırım yapmış. Geleceğin stratejilerini F-35 üzerine planlamıştı. Bu projeden çıkmayla birlikte de yeni bir plan devreye sokulmaya başladı. Öncelikli olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından geliştirilen milli muharip uçak projesinin daha hızlanması veya en azından planlanan takviminden sapma yapmaması için ağırlık verilmeye başlandı. Tabii ki en büyük sorun burada. Yaklaşık F-35 için ödenen 1.4 milyar dolara yakın paranın ne olacağı konusuydu ve bu konularla ilgili müzakereler yapılmaya başlandı. Demek ki o müzakerelerde bir aşamaya gelindi ki Türkiye paranın bir kısmını en azından F-16'nın son modeli olan Blok 70 alarak e, bu paranın bir kısmını kurtarmayı ve elindeki mevcut F-16'ların da modernize edilerek Viper olarak adlandırılan bu Blok 70 seviyelerine çıkartılması hedefleniyor. Peki ilk uçuşunu 1974'te yapan F-16 hala imalat attığında aradan 47 yıl gibi muazzam bir süre geçmiş. Fakat Block 70'in özellikleri bir 5. nesil uçağa yakın mı? Önce isterseniz bir Block 70'in teknik özelliklerine bakalım. Lockheed Martin F-16'nın üreticisi ve halen F-16 talep görüyor, sipariş alıyor birçok ülkeden. Bunun ana nedeni F-16'nın kendini kabul ettirmiş ve gerçekten çok başarılı olan tasarımı ve alt sistemleri. Bunlar olabildiğince modernize edilerek uçak güncelleniyor ve yeni nesil bir uçak olarak hala da talep görmeye devam ediyor. Block 70 bu serinin en son modeli. Hatırlayacaksınız şu an Türk Hava Kuvvetlerinin elindeki en yeni F16'lar 2012, 2011, 2013 döneminde teslim edilen Block 50 artı uçakları. Bu uçakların üzerine Blok 60'lar var. Blok 60 sadece Birleşik Arap Emirlikleri için geliştirilmiş çok özel bir uçak ve tamamen arga faaliyetleri, arge yatırımlarını da Birleşik Arap Emirlikleri yapmış durumda. Onun edilen tecrübeyle Blok 70'e doğru bir geçiş gerçekleştirildi. Blok 70'e dışarıdan baktığımız zaman F-16 tek motorlu bir uçak ama havada kalış süresini arttırmak, daha fazla yükü, yakıt tankı yerine işte bombadır, elektronik poddur bunları koyarak taşımak amacıyla uçağın gövde üzerinde özel yakıt tankları yer alıyor. Bu yakıt tankları uçağın havada kalış süresini ve taşıdığı yükü arttırırken bir yandan da buna tırnak içerisinde kaslı bir F-16 olarak adlandırılıyor. Gövde üzerine konan bu ek yakıt tanklarıyla uçağın yakıt kapasitesi yaklaşık %40 arttırılıyor ki bu da çok ciddi bir süreç. Dıştan baktığımız zaman Blok 70'lerin bu ek yakıt tankları standart bir özellik halini almış durumda. Uçağın ikinci önemli artısı ise burnundaki radarı. Burnundaki radar yeni nesil ASA olarak adlandırılan bir radar. Bu radarın özelliği elektronik olarak karıştırmaya çok daha dayanıklı. Çok daha fazla hava, kara ve deniz üzerindeki hedefi takip etmesi pilota daha net bir görüntünün sağlanması yüksek kalitede bu da uçakta taşınan ASR radarının en büyük artılarının başında geliyor. Blok 70'lerin uçuş ömürleri 12.000 saat. Normalde F-16'ların gövde ömürleri 8.000 saat. Eğer bu 8.000 saati arttırmak istiyorsanız şu an Türk Hava Kuvvetleri'nin Blok 30 olarak adlandırılan Hava Kuvvetlerimizin en eski F-16'ları yani bunlar 1987, 88, 89 model uçaklar, yaklaşık 30 civarında uçak var. Bu uçaklara uygulandığı gibi yapısal modernizasyon uygulanıyor. Yani gövde ömürleri 8000'den 12000 saate çıkartılıyor. Bu da size yaklaşık 20 yıl gibi ek bir kullanım süresi sağlıyor. Blok 70'ler ise tamamen 12000 saat uçacak şekilde imal ediliyor ve bu süreçler içerisinde uçağın yılda ortalama 200 saat gibi bir süre uçtuğunu göz önüne alırsanız bir hava kuvvetine mevcut sistemlerini modern tutabildiğiniz halde çok uzun yıllar kullanım imkanı sağlıyor. Uçakta ayrıca IRCT olarak adlandırılan kızıl ötesi takip ve teşhis yapacak sistemler yer alıyor. Bu sistemi şöyle hatırlayabilirsiniz. Rus uçaklarının özellikle Sukhoi serisinin kokpitte buruna yakın böyle bir şişkinlik. Burada önünde bir özel bir cam bir optim bulunduğu bir yapı vardır. Bu da kızıl açısından uçağa ciddi bir avantaj sağlıyor. İkinci olarak uçakta elektronik harp ve dost düşman tanıma sistemi IFF gibi çok gelişmiş yeni nesil aviyonik sistemler kullanılıyor. Bu sistemler tabii ki uçağa bir F-16 Block 70'i 5. nesil savaş uçağı yani stealth olarak adlandırılan radara eee çok düşük bir uçak değil onun bir tık altında daha uzun yıllar kullanılabilecek bir altyapı haline sağlamış oluyor. Malum Türkiye başta da belirttiğim gibi F-35 üzerine bir planlama yapmıştı. Bu F-35'lerin 2019'daki Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemleriyle birlikte Türkiye'nin projeden çıkartılmasıyla bu yapı Türk Hava Kuvvetleri'nin yapısı ee, özellikle ilerleyen yıllar için bir sekteye uğramak zorunda kaldı. Türkiye ilk etapta 2020'den itibaren emekli etmeye başlayacağı f 4 ve Phantom uçaklarının ömürlerini uzattı. Uçurabildiği kadar bu uçakları uçurup en azından işin havayar kısmını bu uçaklarla bir miktar çözecek. Fakat sonrasında tabii ki F-4'leri sonsuza kadar uçurmak mümkün değil. Ön hatta tutmak çok zor. Bu uçaklar peyderpey 2025 ve sonrasında envanterden çıkmaya başladığı zaman muhtemel eğer bu onaylanırsa bu satış blok 70'lerin envantere girmesiyle buradaki eksiklik kapatılacak. Mevcut eldeki 80 adet blok 50 artı uçağının biraz önce saydığım işte ek yakıt tankı, ASR radar, yeni nesil elektronik sistemler veya özgür projesinde olduğu gibi yazılımının millileştirilmesiyle birlikte bu uçaklar daha uzun süre uçarak daha epey bir 15-20 senelik bir bölümde Türk Hava Kuvvetleri'nin ana vurucu gücünü F-16 oluşturmaya devam edecek. Sonrasında ise TUSAŞ tarafından geliştirilen milli muharip uçak F-16'nın ana görevini alarak bu rolü üstlenecek. Ama biraz önce de belirttiğimiz gibi havacılık projeleri çok uzun yıllar süren çok da gerçekten geliştirmesi meşakkatli bazı teknolojiye yetemediğiniz konular oluyor e ve zamanla olgunlaşıyor muhakkak milli muharip uçakta işte 2023'te fabrikadan çıkacak 2025-26 gibi ilk uçuş ve 2028-29-2030 gibi seri imalata başlaması gibi önümüzde 10 yıla yakın bir süre var bu süreç içerisinde uçakla ilgili herhangi bir gecikmeler veya başka konularda bu ek F16 alımı ve modernizasyonla kapatılacak gibi açıkçası duruluyor. Gelelim Amerika Birleşik Devletleri'nin ne tür adımlar atacağına. Hatırlayacaksınız, videonun başında da belirttiğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'ne Milli Savunma Bakanlığı LOR olarak adlandırılan talep mektubunu iletmiş durumda. Bu talep mektubu öncelikli olarak Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından değerlendiriliyor. Onay almasının arkasından bir askı süreci başlıyor. Bu askı sürecinde bir ay içinde Amerikan Kongresi'nden herhangi bir itirazın gelmemesi durumunda bu talep diyelim anlaşmaya doğru ilerleniyor. Bu arada talebinizi belirtiyorsunuz. Bir fiyat ortaya çıkıyor ve bunun FMS olarak adlandırılan dış askeri satışlar içerisinde nasıl yol izleneceği belli olmuş oluyor. FMS'deki genel amaçta çok sayıda siparişin toplanması, daha ekonomik olarak üretilmesi ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri de bu avantajlarıyla birlikte kullanıcı ülkeye verirken de bazı kuralları da bunun içerisine yerleştiriyor. Bazı anlaşmalardaki farklı farklı maddeler de oluyor. Bunları da hatırlatmamızda fayda var. Gelelim geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı Amerika Birleşik Devletleri ziyaretine burada Birleşmiş Milletler'in genel kurulu vardı. Türkiye ve açıldı. Orada bir tören gerçekleştirildi. Ve CBS kanalına da Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklamada, bir röportajda bulundu. F-16 ilgili, F-16 ile ilgili bazı sorunlar yaşanmış veya yaşanmakta olabileceğine dikkat çekti bunlar ve tabii ki Türkiye'nin S-400 almasıyla birlikte f 35ten çıkartılması ve bu konudaki Türkiye'nin masaya koyduğu haklı nedenler de CBS üzerinden verilen röportajla Amerika Birleşik Devletleri'ne anlatıldı. Öncelikli olarak Türkiye ödediği paranın belirli bir kısmını F-16'lardan çıkarmak istiyor. En azından F-35 alamadık ama F-16 ile F-16'nın blok 70 kısa vadede bazı ihtiyaçlarımızı çözeriz yaklaşımı var. Ve tabii ki önemli olan da masaya da bir pazarlık donesi koyabilmek. Eğer bu satışa da bir kongreden bir red gelirse, herhangi bir şekilde bir sıkıntı gelirse, sorun çıkartılırsa geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı gibi Rusya'ya doğru bir dönüş olabilir mi? Veya bir pazarlık açısından bir done olabilir mi masada? Ben açıkçası bunun nereye gideceğini çok merak ediyorum. Sonuçta Türk Hava Kuvvetleri 1950'li yıllardan bu yana NATO'ya girilmesiyle birlikte gelen jet uçaklarıyla birlikte tamamen NATO altyapılı bir kuvvet. Bütün sistemler her şey NATO üzerine kurulmuş vaziyette ve eğitim, işte mühimmatlar, görevler NATO'ya göre planlanmış şekilde. Rus uçağı aldığınız zaman yepyeni bir sistem ve tabii ki ana yapının da belirli bir dönüş için zamana ihtiyacınız var ve bir maliyete ihtiyacınız var. Sonuçta bu tür çalışmalar hem askeri merciler hem de savunma sanayi tarafından çok dikkatle planlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı çok ciddi ve çok hassas hesaplar yapıyorlar bunlarla ilgili. Muhakkak da bu dönüşüm bir maliyeti var ama sonuçta bu nereye gider? Pazarlıklar ne aşamaya gelir? Türkiye işte bu EKF 16'ları alırken ihtiyacını kapatabilir mi? Veya masada bu farklı bir yere doğru mu gider? Bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama gerçek olan bir şey var ki şu çok önemli. Milli muharip uçak. Ben her zaman videolarımda milli muharip uçağın Türkiye'nin havacılıkta kurtuluş savaşı olduğunu söylüyorum. Sonuçta bir uçak almak için yurt dışına bağımlısınız. Ama siz bir uçağı yapmaya başladığınız zaman, bu uçakta kendi sistemleriniz, kendi yazılımlarınız koşmaya, kendi mühimmatlarınızı atmaya başladığınız zaman, ilerleyen zaman içerisinde de motor başta olmak üzere bazı konulardaki eksiklikleri kapatmaya başladığınız zaman işte elinizde kimsenin karışamayacağı bir ürün oluyor. Ondan sonra dönüp Türk Hava Kuvvetleri ilk F-16'sını 1988'in başında teslim almıştı. Nereden baksanız 33 yıl dönüp tekrar aynı uçağı almak durumunda yeni versiyonunda olsa kalmıyorsunuz. Ama bir taraftan da ihtiyaçlarınız var. Türkiye'nin e, komşularının yaptığı alımlar işte e, örneğin Yunanistan'ın Viper modernizasyonu, F-35 talebinde bulunması, İsrail'in elindeki F-35'leri arttırması veya komşuların farklı farklı sistemlere doğru yönelmesi Türk Hava Kuvvetleri'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sürekli bir modernizasyon içerisinde olmasına da neden oluyor. Belki ara uçak mantık açısından, maliyet açısından şu an F-16 blok 70 mantıklı gözüküyor ama ben ilerleyen dönem içerisinde Hürjet sonrasında milli muharip uçağın çok önemli bir çözüm olacağı ve bütçenin önemli bir kısmının da buralara harcanması gerektiğini açıkçası inanıyorum. Tabi burada diplomasi, masada neler oluyor, neler konuşuluyor birçok faktörde devrede bakalım. İlerleyen günler bu açıdan oldukça hareketli geçeceğe benzer. Bir taraftan da Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 yapısına baktığımız zaman Türkiye 3 ayrı pakette F-16 aldı. İlk paket 160 uçaktı, ikincisi 80 ve daha sonra 30 uçaklık üçüncü bir paket alındı. 270 adet F-16 gözüküyor. Bunların muhtemel işte kaza, kırımlar çıkarttığınız zaman elde böyle bir 230-240 uçaklık bir filo var. Bu filoyu modernize etmek, yazılımları size aitse artı bir değer katıyor. Türkiye'nin de ASELSAN tarafından geliştirilen ASR adarı özgür projesi zaten gövdeleri bu uçakların modernizasyonla yarı ömür modernizasyonu en az bir 4000 saat uçacak. Yani 20 yıl daha uçacak şekilde modernize ediliyor. Bunları da elimizde iyi bir şekilde tutmamız gerektiğine inanıyorum. Bugünkü videomuzda F16 konusundaki gelişmeleri size anlatmaya çalıştım. Blok 70'i biraz anlattım. İki ülke Amerika ve Türkiye arasındaki ilişkilerin son durumuna şöyle bir baktık. Umarım aklınızdaki soru işaretlerini bir nebze de olsun çözmüş olabilmişizdir. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Videonun başında da belirttiğim gibi detaylı havacılık ve savunma haberleri tolgozbek.com'da. Bizleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Telegram kanalımız açık. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.